Merhaba arkadaşlar, yeni hava durumu videomuza hoş geldiniz. Yağışlarımız yarın itibariyle 10 Ocak itibariyle geliyor. Bazı yerlerde kar yağışlarımız gelebilir. Ben videolarda elimden geldiğince yorumlara bakmaya çalışıyorum. Bazen yorumlarınıza bakamıyorum bu konuda. Kusura bakmayın, bazen işlerim oluyor. Onun için yorumlarınıza bazen geç cevap verebiliyorum, bazen hiç bakamıyorum. Elimden geldiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen şehir kısımlarını çok soruyorsunuz. Ben elimden geldiğince her şehri yazıyorum. Videoyu izlediğiniz zaman şehriniz olabilir. Eğer olmazsa zaten yorumlara yazın. Yorumlarda cevap verebileceğim kadar cevaplıyorum. Uzatmadan videomuza başlayalım. Yağışlarımız alçak basıncımızla beraber, dediğimiz gibi önceki iki videomda zaten Ege ve Antalya için uyarıda Ege ve Akdeniz için uyarıda bulunmuştum. Alçak basınçla beraber şiddetli hava, yani yağmur yağışlarımız geliyor. Zaten telefonunuzda MGM'nin uygulaması kayıtlıysa oradan uyarı almışsınızdır. Yani Ege ve Akdeniz civarlarında oturanlar için bana zaten geldi bildirim. Balıkesir civarlarında şiddetli yağmur bekleniyor diye. Bu şeyini de söyleyeyim. Oradan da o uygulamayı indirebilirsiniz MGM'nin. 10 Ocak itibariyle yağmurlarımız geliyor. Dediğimiz gibi Ege ve Antalya, Ege ve Akdeniz civarlarında yine soğuk havalarımız girecek. Tüm ülkeyi etkileyecek soğuk hava, ama çok fazla değil. Bazı yerlerimizde yağmur yağışlı olarak, bazı yerlerde ayaz olabilir. 15-16 Ocak'ta yine bu soğuk havalar ara ara Marmara, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz ve Doğu bölgelerimizi etkiliyor. Bunlar yine soğuk, yükseklerde kar yapabilecek soğuk. Ay sonuna doğru, yani 25 Ocağı doğru biraz bunlar geç tahmin, yani 10 günlük tabloda çok çok değişiyor. Ben yine size bunu göstermek istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu tablomuzda doğu bölgemizde güzel kar yağışlarına vermiş. Dün itibariyle herhalde Muş'ta olacaktı. Kar bir gün Van veya Muş olabilir. Tam emin değilim, Van olabilir. Bir günlük kar yağışı tatili verilmişti ilk ülkemizde uzun bir aradan sonra. Şöyle gördüğümüz üzere soğuklar yine var ama çok fazla değil, bunu söyleyeyim. Bizlere günlük kar durumunu ne bekliyor? Dediğimiz gibi 10 Ocak itibariyle özellikle İzmir civarlarında, Ege Balıkesir civarlarında, Çanakkale, ondan sonra biraz daha aşağı bölgelerde, yani Akdeniz bölgesinde gördüğümüz üzere şiddetli yağışlar ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışları gelebilir. Yine Konya civarlarında da ufak da olsa belki geçişler olabilir. Yine İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Ankara civarlarında 13 Ocak'a kadar henüz bir şey yok. Konya civarlarında 14 Ocak gibi kar yağışları ihtimali veya yağmur gelebilir. Yine Adana'nın yüksekleri, yani Pozantı civarlarında kar yağışlarımız yükseklerinde olabilir. Normal şehir kesiminde ise yağmur yağışlı olabilir. Bu yağışlarımız bir kere daha gelecek bu sistemden sonra. 18-19'da basınçlarımız var. Yani basınç yükselişiyle beraber çok fazla bir şey getirmiyor. Uzun bir aradan sonra yağışlarımız geleceği için bu bizim ülkemize çok iyi katkı olacak. Bizleri bu güzel haber beklemesi lazım. Yine İstanbul için güzel yağmur yağması gerekiyor. Su sıkıntısı şu an için 80 günlük su olduğu söyleniyor. Yanlış da olabilir, bunu söyleyeyim. Haberlerde öyle geçiyor. Yine Ege ve civarlarında alçak basıncının oluşmasıyla beraber bir gösteriyor kar yağışlarımız. Yağmur yağışlarımız pardon. Windir'in tablosuna da bakacağız. Böyle günlük tabloda bizleri ne bekliyor genel olarak? ECMF tablosunda gördüğümüz üzere yine Ege ve Akdeniz'de yağışlarımız bekliyor. Bunu tekrarlamama gerek yok. Ve Konya'da kar yağışlarımız gelebilir. Kastamonu'da gelebilir. Düzce civarlarında yağmur olabilir. Afyonkarahisar'da dona dikkat. Ankara civarlarında 13 Ocak Cuma karla karışık vermiş. Yağabilir de yağmayabilir de, tam çok yoğun olmadığı için bu konuda henüz net bilgim yok. GFS tablosuna da bakacağım orada. Yine Konya civarları dediğimiz gibi, Kayseri, Malatya ihtimaller arasında, Erzincan'da, yine Mardin ve çevresinde ufak da olsa belki yağmur yağışları gelebilir. Yine Şanlıurfa dediğimiz bir kar yağışlarımız çok aşırı yok maalesef yine. Bakalım sistemlerde bizlere ilerleyen günler için yine mutlaka değişimler olacaktır. Böyle GPS tablosundan hemen hızlı bir şekilde bakacak olursak, yine dediğimi tekrarlamayacağım. Eğer değişiklik bir şey varsa onu söyleyeceğim. Yine Ankara'da falan kar göstermiş. Dediğimiz gibi Afyonkarahisar'da burada yoğunluktu göstermiş. Yine Konya tarafında 14 Ocak itibariyle yoğunluktu.
Bu tablomuz GFS tablosu. Yoğun GFS tablosu burada yoğunluklu vermiş GFS tablosunda. Özellikle İç Anadolu'da güzel kar yağışları. Yine Malatya, Erzincan, Sivas, Trabzon'un yüksek kesimleri, Samsun'un yüksek kesimleri, Kastamonu'nun yüksek kesimleri, Düzce taraflarının yüksek kesimleri ve maalesef İstanbul'da kar yağışı gözükmüyor. Yine bu ilerliyor kar yağışlarımız günlük de olsa. Sistemlerde böyle vermiş. Yine ay son yani 18 Ocak itibariyle yine yağmuru geçişlerimiz olacak. Bu çok fazla. Belki Antalya civarlarında, Manavgat, Alanya civarlarında yükseklerinde kar olabilir. Kıyılarından yoğun yağış gelme ihtimali var. Şöyle buradan da hemen yeni kar tablosuna geçeceğiz. 10 günlük tablomuzda dediğimiz gibi Konya ve civarlarında yani Akdeniz'in yüksek kesimlerinde biraz da olsa İç Anadolu'da kar yağışı vermiş 10 günlük tabloda. İstanbul ve çevresinde yok. GPS biraz daha fazla vermiş. Olur mu? Tam emin değilim. Yükseklerde evet olabilir ama çok fazla genel olarak İç Anadolu'da kar vermiş. GFS tablosunda da zaten anlatmıştım. Genel olarak tablo böyle. Bizleri genel olarak İç Anadolu ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar, Ege ve Akdeniz'in kıyı şeridinde yoğun yağışlar bekliyor. Şu an için veriler böyle. Yeni güncel haber ve gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza lütfen destek olmayı unutmayın. Elimden geldiğince yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum işim olmadığı sürece. Yeni güncel haber ve videolarda görüşmek üzere. Hava durumu gündemi takipçilerim.